Herkese selam dostlarım. Oyun Baskanı'na hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Age of Empires 4 videosuyla karşınızdayım. Sefer modundayız arkadaşlar. Geçen bölümü hatırlayacaksınız. Matilda ve Stefan'ın arasında geçen savaşı konu almıştı. Lincoln Savaşı. Ve Kral Robert'ın yardımıyla bu savaşı Matilda almıştı. Stefan'ın kaleyi kuşatması tamamıyla önlenmişti. Şimdi bu bölüm ne olacak? Wallingford kuşatması diyor. Matilda ve Stefan'ın taş savaşı Wallingford'da sonuçlanacaktı. Matilda'nın ordusu kaleyi kuşatabilirse taht üzerindeki hakkını geri kazanabilirdi. Bakalım burada taht savaşı kimin olacak? Hep birlikte görelim. Bizi kimden tarafı verirse tabii ki o kazanacak. İngiliz karakollarını yok et diyor arkadaşlar. Bakalım bizim başka ordumuz var mı? Bir şeyimiz yok. 3-5 tane duvarın üzerinde var. Onlar duvar üzerindekiler dursun. Biz şu kadar şey alalım. Birliği alalım. Bunlarla bir gidelim bakalım. Burada karakolları varmış. Şu karakolları birer birer yok edelim. Piyadeler taş. Tamam, bunları öğretme şu an. İşimiz var yani. Evet. İlk kaleyle başlıyoruz şu an. Burada biz telef oluruz. Şöyle geri çıkalım. Bizim oradan çekildiğimizi gören düşman hemen bize saldırmaya gelmiş. İki tane düşman birliğinin arasında kaldık aslında bakarsanız ama hallederiz diye düşünüyorum. Ama içerisinden çıkacak 16 tane birliği ne yapacağız onu ben de hiç bilmiyorum. Yani şu an arada kalacağız. 7 dakika kadar bir süre dayanmamız gerekiyor bizim. Şuradan şövalyelerimiz üretilmeye başlamış. Şövalyelerden çıkartalım. Şu mızraklılar biraz daha kolay üretilir. Şu okçulardan ve şu atlılardan üretmek istiyorum. Şuraya hemen bir tamir için iki tane şey göndereceğim. Gördüğünüz gibi burada hazırlanıp tekrar geliyorlar. Bu bizim için çok sıkıntı bir durum ya. Bize takviye birlikler 6,5 dakika içerisinde ulaşacakmış. Bu süreye kadar biz galiba burayı savunmaya çalışacağız. Biz ilk saldırımızı gerçekleştirdik ama ondan dolayı birazcık şu an zorlanacağız. Yine o taraftan geliyor bu sefer. Dört bir taraftan saldırıyorlar arkadaşlar. Şuraya saldırmamız gerekiyor acilen. Evet, arkadaşlar sürekli olarak saldırılara devam ediyorlar. Bizim burada yapmamız gereken burayı savunmak. 5 dakika içerisinde burayı vermezsek bize takviye birlikler ulaşacak diyor. Takviye birlikler bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Şu an kaç kişilik bir ordumuz var? 36 kişilik bir ordumuz var. Bir tane karakolu çok rahat bir şekilde düşürürüz diye düşünüyorum ama şu an saldırmak bir şey ifade etmez. Şu yardımı beklemek daha mantıklı. Şu an 2 dakikası kaldı yardımın. Evet, gördüğünüz gibi bizim Kral Henry'nin kuvvetleri burada diyor. Arkadaşlar şu ordu bizim mi şimdi? Bir de hepsi şövalye mi? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şimdi işlerin rengi çok değişti arkadaşlar. İşlerin rengi çok değişti. Şu arka taraftan şöyle ben bunlara saldırayım. Şimdi şuradan karakolları bir bir almaya başlayalım. Yıkın abi. Yık, 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 yık. Çok iyi. Henry and Matilda's forces struck out at the besieging army, weakening the enemy's hold on Wallingford's perimeter. Evet, şuradaki ekipleri de alabiliriz artık. Şu iki ekibi birleştirelim arkadaşlar. Oha! Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oraya hiç gitmeyin. Siz şuraya saldırın direkt. Bunlar burayı tutsunlar arkadaşlar. Biz şuradan karakolları yok etmeye devam edelim. Ya orduyu burada ikiye bölmek daha mantıklı olacak. Bakacak olursak. Bizim birlikler de buraya kadar gelmişler aslında. Şunlarla da birleşelim. Yanlış yapıyoruz ama keşke birleşmeseler daha iyi olur. Ama birleşirsek de durdurulamaz bir kuvvet şeklinde ilerleriz. Şu an mesela 98 kişilik bir orduyuz. Bunlardan 28 tanesi ilkel silahşör. 28 tanesi de uzun yaylı. Böyle olması gayet iyi. Şöyle içeri doğru yönelip içeriden saldırmak
daha mantıklı olacak. Biz burada İmparatoriçe'nin tarafını tuttuğumuz belli. Anam, bizim oraya saldırıya gidiyorlar. Demiştim ben size bu taktik kötü olacak diye. Ama olsun, sıkıntı yok. Arkasından dolaşırız. Yine yok ederiz onları. Ama bunlar bir de oraya moraya çıkıyor. Bir şeyler yapıyorlar. Tamam. Şunlara. Şurada bir şey daha var. Şunu da yıkın ya. Tamam, şunlara. Tamam, başka bir yerden saldırı gelmiyor şu an. Şurada bir tane var. Şimdi ben hiçbir şey demedim. Bunlar kendileri mi yöneleceklerken, yok. Benim ilk işaretlediğim yere geri döndüler. Şu an bir tane görmüş olduğunuz gibi karakolları kaldı. O karakolu da yok edip artık bu taç savaşının kazananın İmparatoriçe olacağı aşikar. Bunu sonuçlandırıp artık biz de videoyu sonlandıralım. Savaş sınavı. Kimse vuramıyor galiba orada. Aynen. Hep birlikte atınca daha böyle bir güçlü atıyorlar. Hani etkili oluyor hep birlikte atınca. Şu karakolu bir yok edersek oyun bitecek zaten. Ve gördüğünüz gibi İngiliz karakollarını tamamıyla yok ettik. Burada Fransa, yani Normandiya'nın Lincoln eyaleti ayakta kalmış oldu. Pardon, Lincoln diyorum şey. Adını siz söyleyin. Valongard mıydı? Öyle Valonfort mıydı? Öyle bir şeydi yani bu şehrin ismi. He, Valianfort. Burada yazıyormuş. Valianfort'u Fransızlara, şey, İngilizlere vermedik. Fransızlara da kaldı. Hikaye gereği. Şu son saldırılarıymış. Son saldırıyı da bir atlatırsak. Başka saldırdıkları bir yer var mı? Yok. Sadece buradan saldırıyorlar. Tamamdır. Bunları yok ederiz. Oo, bizim arka taraftan şeye saldırdılar. Okçularımıza saldırdılar. Araya aldılar daha doğrusu bizi yani burada. Biraz sıkıntılı bir durumda karşı karşıyayız ama alabileceğimizi düşünüyorum. Ne olur ne olmaz, ben yine de birazcık silah şöyle basacağım. Şey, şövalye basacağım, pardon. Ama şu şövalyelerin, arkadaşlar, şeyine bakar mısınız ya, gücüne bakar mısınız? Yani mükemmel bir şey bunlar ya. Bunlar şeyde de vardı bu arada. Mount Blade'de de vardı. Mount Blade Warband'da vardı. Ben seviyordum. Genelde Rodok krallığından çıkıyordu orada da. Şöyle şuna saldıralım. Şunlara saldıralım. Şunlara da saldırmaya devam. Şurada 2-3 kişilik bir şey kaldı. Lan adam, öldürtmeyin be. Savaş bitmiş, adam ölüyor yani. Neyse. Bak bak, kaçıyorlar kaçıyorlar. Lan oğlum, nereye kaçıyorsunuz? Ve son saldırılarını da mağlup etmeyi başardık. Kral William'ın yardımıyla İmparatoriçe tacın sahibi oluyor. Ve Fransızlar Valinfort'u İngilizlere vermiyor arkadaşlar. Bakalım şu animasyonda bize bir şeyler anlatacak mı? Hikayeye dair. Yok, herhangi bir şey değinmedi. Direkt zafer dedi. Evet arkadaşlar, bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki sefer videosunda
görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.